Evet arkadaşlar, korktuğumuz başımıza geldi. Şimdi ses yankı yapabilir. O da biraz dolu. Ay boş. O da çok boş olduğu için şu an ses yankı yapabilir o yüzden. Şimdi değerli kardeşlerim, geçen gün demiştim ay ya, Hint bülbülü birini kedi yaralamıştı, Hint bülbüllerinden birini. O yaralanan Hint bülbülü bir gün sonra öldü. Bahçede bakıyorduk ve kediler saldırıyordu. Kedi tehlikesi vardı. Biz de ne yaptık kardeşlerim? Artık bu kedi tehlikesinden kurtulmak için kuşları tekrar üçüncü kata odaya çıkardım. Böyle odada kafes düzeninde üreteceğim. Ama henüz eşleri yok. Böyle büyük kafeslere koydum. Bunlara güzel bir düzen oturtturacağız. Bu Hint bülbülü benim kendi yavrumdu. Zamanında Pet Shop'a vermiştim. Sonra Pet Shop'tan gittim geri aldım. Bu kalmış bir tek. Bunun erkeği öldü ama demin kedi yaraladı. Biz de artık kedi tehlikesi olduğu için bahçeye de kafes düzenini güven... Aslında internette güzel şeyler yazmış yorumlarda arkadaşlar. Demişler ki o kafesten bir tane de daha büyük kafes yaptır. O kafesin etrafını başka bir kafesle ört. İki kafes kapı açarak girersin içeri falan diye güzel öneriler geldi. Böyle şeyler de yapabiliriz. Bahçeye de güzel bir düzen kuracağız. Şimdi Hint bülbülüne bir tane yavru alacağım. Ay yavru diyorum. Buna bir tane eş alacağım. Sonra Hint bülbülünün üretimini burada yapacağız. Kafeste yapacağız. Eskisi gibi odaya komple salmayacağım. Kafeste yapacağım. O da çok kirleniyor öteki türlü. Bu da kesik boyun. Bu da benim eski kendi kuşumdu. Bunu da satmıştım. Gittim adamdan parasını neyse vereyim dedim. Hani manevi değerleri var bu ikisinin. Bu Hint bülbülü benim kendi yavrum. Bu da benim kendi ilk beslediğim kuşlardan, manevi değeri var diye parasını verip geri aldım. Ama bunun dişisini sattığım adamın elinde ölmüş bunun dişisi. Şimdi kesik boyuna da bir tane dişi arıyoruz. Dişisi yok. Aynı şekilde bu da Golden Finch. Bunu da küçük parktaki bir abiye satmıştık. Küçük parkta bir tane dönerci vardı. O dönerci dedi ki abiye vermiştik. O abi de bakamayacağını söyledi. Bize geri verdi Golden Finch'i. Bu da benim manevi değeri var. İlk aldığım Golden Finch'lerden biridir bu benim. Geri geldi bu. Bunu da besliyoruz işte. Buna da bir dişi alacağız. Bu da erkek. Buna bir dişi lazım. Bunu da yarın öbür gün alacağım bir tane. Yani 3 kafesimizde farklı cins var ve eşleri yok hiçbirinin. Ve burada da Medine kumrusu var. Aynı şekilde bu da erkek. Buna da eş lazım. Buna da bir tane dişi bulmak lazım. Medine kumrusu da şu an tek başına. Bunun da eşi yok. Eş arıyoruz hepsine. Bulduğumuz zaman alacağız. Şu an bu şekilde kafeslerde takılıyor bunlar burada. Büyük kafesler yaptım bilerek ki rahat etsin hayvanlar diye. Kendi halinde takılıyorlar buralarda. Bak ne güzel. Bir de aşağıda muhabbet kuşu var benim erkek. Ona da bir tane dişi muhabbet kuşu alacağım. Ondan sonra tamamdır bu iş. Üresinler dursunlar. Dediğim gibi keşke öteki kuşu kaybetmeden yapsaydık bu sistemi ama bir şey olmaz dedik, bahçede kediler teli aşamaz falan dedik. Kuşu yaraladı. Yaraladığı kuş da 1-2 gün sonra öldü. Tam sıkıntı oldu. Şimdi sistemi tekrar buraya üçüncü kata geri döndük böyle. Burada devam edeceğiz şimdi. Üretime burada devam. Yuvalık alacağız. Daha eşleri olmadığı için kuşların yuvalık koymadım. Eşleri geldiği zaman yuvalık koyacağım. Üresinler sonra dursunlar burada. Dedim ki ilginç tip çiftler yapacağım. Şarkıcı papağan düşünüyorum bakalım. Fiyatı da ucuz. Bir çift şarkıcı papağan alsam üretsem mi diye düşünüyorum. Onların fiyatları da ucuz. Siz de bana şey verin. Ne o? Ne üretelim? Ne çoğaltalım? Hayvan cinsi söyleyin. Ona göre o hayvanları üretelim. Yani kardeşlerim bize taktik verin bu konularda. Şimdi 4 farklı tür var elimizde. Hatta aşağıdaki muhabbet kuşuyla 5 farklı tür var. Ama 5'inde çift yok. Şimdi çifti bulacağız. Sağda solda gezeceğiz bütün gün. O pet shop'tır, bu pet shop'tır. Gideceğiz, soracağız. Kuşçuları gezeceğiz. Tropikalcileri gezeceğiz. İlla bir yerde çift buluruz bunlara. Dediğim gibi değerli kardeşlerim, daha yapacak çok işimiz var. Şimdilik bu kadar. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.